Bir dergi. Adı Ekonomist. Neredeyse tüm dünyaca tanınıyor. Peki neden tanınıyor? Çünkü daha önce yayınlamış olduğu dergi kapaklarında ileride meydana gelecekleri tahmin ettiler. Bu dergi ya çok sağlam analizler yapıyor ya da dünyaya yön veren güçlerden haber alıyor. Bu derginin 2020 yılında yayınlamış olduğu kapakta daha ortada virüs yokken alanında uzman analistler o kapağın virüsten haber verdiklerini söylediler. İşte bu yüzden 2021 yılı için çıkaracakları dergi kapağı merakla ve heyecanla bekleniyordu. İşte o merakla beklenen kapak yakın zamanda yayınlandı. Bu kapak için çok sayıda insan 2021'de başımıza geleceklerin habercisi yorumunu yaptı. Peki bu kapağa bakarak analistler ve yorumcular neler söyledi? Bir oyun tema olarak seçilmiş. Para yüklendikten sonra sağdaki kol çekilir ve görmüş olduğunuz bölümlerdeki simgeler hızlı bir şekilde dönmeye başlar. Orta kısımda toplanan simgeler ise oyunun sonucunu belirler. Peki bu görsel öylesine mi yapılmış? Birçok kişi buna inanmıyor. Tam aksine bilinçli bir şekilde yapıldığına inanılıyor. Çünkü geçen sene çıkarmış olduğu kapakla 2020'de başımıza gelecekleri tahmin ettiler. Şimdi bu da 2021 için zekice tasarlanmış bir tasarım olduğu söyleniyor birçok kişi tarafından. Şimdi bu kapakta verilmek istenen mesajlara biraz daha yakından bakalım. Bu söyleyeceklerim birçok yorumcudan ve analistten almış olduğum bilgiler olacak. Kolu çekip bu makineyi çalıştırdığımızda simgeler çok hızlı bir şekilde akar, net görünmez. Bunu da simgelerin ardında bıraktığı izden anlarız. Ne gibi? Mesela burada hepsinin ardında izler var. Bu bölümde var, bu bölümde yok. Bu iki bölümde de var. Ardındaki ışık süzmesi veya renk süzmesi ne derseniz deyin. Bu izlerden hala dönüyor olduğu mesajını alıyoruz. 4 bölümden sadece bir tanesi durmuş vaziyette. Çünkü ardından iz yok. Diğer üçü hala dönmekte. Ama bir tanesinin sonucu belli. Ortaya denk gelen kısım ise Joe Biden. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde de Amerika başkanı seçildi. Burada şöyle bir yorum yapıyorlar. Simgeler yukarı doğru çıkıyor. Çünkü yukarı doğru çıktığı için aşağı taraflarında simgelerin izleri var. İkinci bölümde TikTok simgesi var. Biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda Hindistan'da ve Amerika'da yayınlandı. Ve gerçekten gençliğimizi mahveden bir uygulama diyebiliriz. Ardından Amerika bayrağının ikiye bölünmesi var. Yorumcular bunu ABD'de çıkan ayaklanmanın işareti olduğunu söylüyor. Ki oldu. Bu gerçekleşti, bu gerçekleşti. Şimdi de son olarak bu gerçekleşti diyorlar. Ve bir üstündeki simge ise oldukça yorumcuları tedirgin ediyor. Çünkü bu üçü gerçekleşti, geriye nükleer bir saldırı mı kaldı diye düşünüyorlar. Diğer bölümlere 1., 3. ve 4. bölüme baktığımızda henüz ortada duran simge belli değil. Bu simgeleri bir analiz yapalım. Burada bir soru işareti var. Bazı kişiler pandeminin kimden, nasıl çıktığı, hani doğal yollarla mı yayıldı yoksa laboratuvarda mı üretildiği bilinmiyor, hala soru işaretleri var. Buna gönderme olabileceğini söylüyorlar. Maske takan bebek var. Kimileri buna diyor ki zaten çocuklar da maske taktı. Hani bu da oldu, yaşandı. Kimileri de şöyle yorumluyor. Virüs biliyorsunuz en az bebeklerde etkili oluyor. Hatta etkili olmuyor bile. Kolay bir şekilde Allah'ın izniyle atlatıyorlar. Virüs başkalaşıp çocuklara da ciddi bir şekilde, özellikle bebeklere de ciddi bir şekilde zarar verebilir mesajı mı diye düşünüyorlar. Sonrasında aşı var. Şu an zaten dünyanın gündeminde. Şimdi bulunsa ayrı bir dert, bulunmasa ayrı bir dert. Bulununca bir kısım seviniyor ama bir kısım da diyor ki ya tamam da içinde ne var bilmiyoruz, insanlığa zarar verebilir diyorlar. Bazı yorumcular da yeşil renginin bu tarz alanlarda zehri simgelediğini söylüyorlar ki çeşitli filmlerde ve oyunlarda yeşil toz veya yeşil ilacın zehri simgelediğini söylüyorlar. Bu da farklı bir bakış açısı diyebiliriz. Ardından da bir tane daha virüs var. Kimi yorumcular da bu virüsün devam edeceğini veya yeni bir virüsün ortaya çıkabileceğini söylüyorlar. Üçüncü bölümde Çin bayrağı var. Zaten ülkemizdeki bazı tarihçiler bile yıllar önce işte geleceğin süper gücü Çin olacak diyorlardı. Şu an zaten dünyada da söz sahibi oldu denilebilir. Ardındaki simge doğal enerjiyi simgeliyor. İlerleyen zamanlarda belki tüm dünya doğal enerji kullanacak mesajı olabilir diyorlar. Üstünde de dolar simgesi var. Bazıları doların işte artacağını ve bazıları da doların etkisini yitireceğini söylüyor. Dördüncü bölümde video simgesi var. Zaten tüm dünya videolu görüşmeye geçti. Okullarda, iş yerlerinde artık video konferans yapılmaya başlandı. Bir diğer simge ormanların yandığı simgesi. Bu yangınlar artabilir ki zaten küresel ısınmadan dolayı dünya üzerinde yangınlar artmaya başladı. Belki de bunun habercisi veya başka şeylerin habercisi olabilir. En üstte de tüm dünya üzerinde ekonominin kötüye doğru gideceğinin habercisi ki zaten bu yıl tüm dünyadaki ülkeler oldukça zorlandı. Daha felaketleri gelebilir.
yorumları yapılıyor. Tüm bunların olma ihtimali var mı? Var. Peki olmama ihtimali var mı? O da var. Peki sürekli bu korku ve endişeli mi yaşayacağız? Yani aman bu oldu, aman şu oldu, aman bu olabilir. İnsanların böyle psikolojisi bozulur. E zaten bozuldu. Korona poliklinikleri dolup taşarken psikologlar da dolu taştı korona zedelerden dolayı. Şimdi burayı çok çok iyi dinlemenizi istiyorum. Rica ediyorum sizden. Rahat rahat, mutlu, huzurlu bir şekilde hayata devam etmek istiyorsanız şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin. Ayetler iki kısımdır. Kelam sıfatı ve tekvin sıfatı. Kelam sıfatı Kur'an-ı Kerim'de yazan ayetlerdir. Tekvin sıfatı ise Allah'ın icraatlarla, faaliyetlerle, cisimlerle yazmış olduğu ve bize göndermiş olduğu ayetlerdir. İcraatların her biri birer ayettir ve insanoğluna çok fazla şey anlatır. Mesela koronavirüs. Tüm dünyayı sallayan bu virüs öyle bir ayettir ki tüm insanlığı uyandırmaya yeter. Aklı ölmeyen, kalbi çürümeyen her insan için. Peki iman eden bizler, bize gönderilen bu mesajları nasıl anlayacağız da kafayı yemeyeceğiz? Çünkü anlarsak, cahillikten çıkarsak bize gönderilen mesajı anlarız ve ona göre yaşamaya devam ederiz. Bakın Bediüzzaman Hazretleri 25. Lema'da Hasılar Risalesi'nde bizi tüm sıkıntılarımızdan kurtaracak bir ayetin tefsirini yapıyor. Ey tahammülsüz hasta! Herkes kendini buraya koysun. Korona olanlar da olmayanlar da. Psikolojik yönden sıkıntılar, acılar çekip korkan ve endişelenen herkes kendini bu hasta yerine koysun. İnsan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmediğini, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Bir günde yüz binlerce insan doğarken yüz binlerce insan vefat ediyor ve bu dünyadan gidiyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile, ki bu dünya ahiretin tarlasıdır, burada yapacağımız ticaret sonucunda ahirette gideceğimiz yer belli olacak. Burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyaya hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü bağda heva boş yere sarf ettiriyor. İşte bizim başımıza gelen bu hastalıklar, belalar, musibetler tabir caizse diyor ki dur. Sen bu dünyaya yiyeyim, içeyim, dolaşayım, takılayım, onunla çıkayım, bunu bırakayım diye gelmedin. 7-24 ders çalışmak için, 7-24 sadece çok para kazanmak için bu dünyaya gelmedin. Bize bunu kim dedirtiyor? Başımıza gelen musibetler dedirtiyor. Çünkü başımıza gelen musibetler bize dünyayı hoş göstermiyor. Sıhhat ve afiyet bize gaflet verirken, ahireti unuturken, buraya neden geldiğimizi unuturken hastalıklar bizi ikaz ediyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Kime? Allah'ı unutmuş, ölümü unutmuş, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayana, kabri unutmuş, hesap vereceğini unutmuş, Allah'ın vermiş olduğu bunca nimet karşısında başı secdeye gitmeyene, haram helal demeden yiyip içene, zina yapana, Allah'ın yapma dediklerini yapıp yap dediklerini yapmayana birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layımut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaradanı düşün, kabre geleceğini bil, öyle hazırlan. Virüsten sonra birçok kişi kendini çeki düzen verdi. Maskeyle çıkıyor, zor nefes alıyor. Demek ki nefes almak ne kadar güzel bir nimetmiş. Allah'ın yıllardır bize vermiş olduğu nimet ne kadar da değerliymiş. Nefes almak için 1 TL para veriyoruz her dışarı çıktığımızda maske için. Maskeyi takmayınca da 1000 TL para veriyorsun. Maskeyi takmadığın için. Ne kadar pahalılaştı nefes almak. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan, musibet de buna, başına gelen tüm sıkıntılar ekti buraya. Izdırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı, firak ve zevalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde gelecekte manevi kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Şimdi bir kesbe var, bir kalben terk etmek var. Yani tamam ben bırakıyorum her şeyi, bu değil. Tabii ki çalışacağız.
Tabii ki iyi üniversiteye gitmek için çabalayacağız. Tabii ki güzel bir evde oturmak için çalışacağız. Bizden bir gün gittiklerinde ahlanıp vahlanıp üzülmeyeceğiz. Kalben bağlanmamak işte bu oluyor. Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki senin vücudun taştan demirden değildir. Muazzam tespitler. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, azini anla, malikini tanı, vazifeni bil. Dünyaya ne için geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor. Hususen meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. Ve gidiyor kabirde de senin boynuna takılıyor. Ahirette de seninle birlikte Allah'ın huzuruna çıkıyor o günahlar. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün. Zevk almaya çalış. Başımıza musibet geldi. Kimden geliyor? Allah'tan geliyor. Ve niçin geliyor? Bizi iyi bir şekilde ikaz etmek için. 70 yıl boyunca dünya zevkleri içinde yaşayıp sonsuz hayatımızı kaybetmek mi daha iyi? Yoksa ara ara ikazlarla kendimize gelip çeki düzen verip sonsuz cenneti kazanmak mı daha iyi? Tabii ki aklı olan her insan sonsuz cenneti kazanmayı tercih edecektir. Biz insanoğlu gururlu ve enaniyetliyiz. Bizi yaratanı unutabiliyoruz. An ve an bakıp besleyen, rızıklandıranı unutabiliyoruz. Allah'ın yapma dediklerini inadına yapıyoruz. Bilmemize rağmen Allah'ın yap dediklerini yapmıyoruz. İşte bu ikazlar bizi kendimize getiriyor. Bize gönderilen bu mektup. Evet, mektubun dışı pis olabilir, kirli olabilir. Ama mektubun içinde elmasla yazılmış bizim hayatımızı kurtaracak mesaj var. Mektubun dışının bir önemi yok ki. Aç içini oku. O yüzden başımıza ne gelirse gelsin. Mektubun dışına bakma. Virüsmüş, depremmiş, hastalıkmış. Hayır, içine bak. Sonsuz cennetimizi ve hem dünyada hem ahirette saadetimizi kazandıracak mesaj varsa işte o zaman gelen baş üstüne gelir. Allah'tan geldiğini bilmek bizi oldukça zaten rahatlatır. Bırakın iman etmeyenler bunu düşünsün. Onlara göre her şey tesadüf eseri. Başına gelenler tesadüf eseri. Ama bizim başımıza gelenler bizzat bu kainatı yaratan, an ve an hala yaratmaya devam eden mutlak kudret sahibi Rabbimizin mesajlarıdır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.